Şimdi elimizde güzel toplanmış bir varmut var. Gövde diş budak, sapı akça. Tuşesi biraz fenderlerden farklı olarak abanoz. Bu arada şuraya güzel bir fender logosu da koymuşlar. Köprümüz Goto. Şaller, burgular var. Manyetikler ise Fender'in 62 revşi modellerinden çıkma. Bu arada normalde potans kapakları var da. Bizim bir arkadaş böyle seviyordu. Ben de aldım. Ondan kenarda duruyor şimdi. Fena da olmuyor. Böyle açıp kapaması daha rahat oluyor sanki. Neyse. Bu şekilde. Yani rengi de güzel. Böyle klasik bir Fender havası var. Zaten kafada da Fender olduğu için. Yani Fender'den farklı olarak abonoza değişik bir tat katmış. Böyle kendine has bir sound var. Böyle dolu dolu bir gövde. Böyle hafif bir gövde değil. Yani diş budağın ağırlığını hissediyorsunuz. Şimdi ben köprü manyetine bayıldım tabi. Single coil sesimiz geliyor. Bu şimdi ton potansı açık. Sadece köprü manyetindeyiz. Ton potansını kapatınca daha iyi bir güzel oluyor. Bu iki manyetik açık, ton potansımız da açık. Ön manyeti alalım. Çok güzel böyle piyanovari bir bas tonu geliyor aslında. Sound'una bakalım biraz. Şu anda filet konumdayız. Sanfi var burada. Micromark 801'di galiba. Tam kodunu hatırlamadım ya. Onun bir devresi var. Açıyorsun. Bası tizi açıp midleri çökertiyor. Yani tam slap için. Bir deneyelim. Şimdi çok az hafif açtım. Sevdiğim tonu açayım. Bu basta şeye takıldım yani. Köprü manyetini alıp ton potansını kapatıyorum. Thank you.
Hadi görüşmek üzere.